kadar düşünme be evlat. Niye dede? Ne olur? Düşündükçe daha mı derine düşüyor insan? Çıkmaya çalıştı çukurdan. Hayır yani sen düşündükçe o küçücük beynini fazlaca zorluyorsun. Sonra da saçma sapan şeyler yapıyorsun. Hı? Şu haline bak. Öyle denize baka baka şiir yazmaya çalışan birine dönmüşsün. Ne yapayım dede ya? Gitsem gidemiyorum. Kalsam yüküm de ağır zaten. Bu da yük mü be evlat? Sen asıl yükü kendi içinde taşıyorsun. Hep kendini kandırmaya çalışıyorsun. Daima işlerin kötüye gideceğini düşünüyorsun. Bu kadar kötümser olma. Kim bilir? Belki de her şey umduğundan çok daha güzel olur. Çok kötü durumdayım ben şu anda. Çok yardıma muhtacım yani. Bana yardım eder misin? Yardım edebilir miyim bilmiyorum. Aslında benim de çok yardıma ihtiyacım var. Belki böyle el ele verirsek üstesinden gelebiliriz. Harbiden olur mu diyorsun be dede? Tabii. Bak, sen harekete geçmeden hiç kimse ne olup gideceğini bilemez. Sen aklından değil, kalbinden hareket eden bir insansın. Ama şunu bil ki, her ne yaparsan yap, sonuçlarına katlanmak zorundasın. Efendim, izlediyseniz eğer, orada bir tane tulumlu dingil var. Ha işte, o benim. O benim şahsım, kendimi. Ben bu adamın bu hale gelmesinin tek sorumlusuyum. O yüzden bence beni atın içeri çürüyeyim, kemiklerim memiklerim kalmasın, rutubet içinde öleyim gideyim ya pis herif ya. Senin bu yaptığın en basit tabiriyle hayvan. Hayvan derken nasıl, at olarak mı? Hiç kusura bakma. Evet, bakmayın. Ama bu seni içeri attıracak bir suç da değil sonuçta. Vallahi mi ya? Ha, ben... Ha, içeri... Ben şimdi... Bu şeye alça başa bakmak zorunda değil mi? Zorunluluk gerektiren bir durum da yok. Ama bu yaralı, alçılar içerisindeki zavallı adama bakıp bakmama konusunda seni vicdanla baş başa bırak. Vicdanımla baş başa mı? Ha, vicdan diyor ya. Ne diyorsunuz beyler? Bir şey söyleyin de ona göre şey yapalım. Ya vicdan diyor hala ya. Bırak sana ne helalim ya. Bas git buradan ya. Yürü git. Harbiden mi ya? Sen ne diyorsun? Ya adam bas diyor işte, ne duruyorsun, bana niye soruyorsun ki bir daha? O ne baş ya, ne yaptın kendine? Ne ya, ne olmuş? Uzatıyorum. Allah belanı ver, git kestir şu saçı. Pis herif ya. Pis herif, pis kestir. Sen niye uzatıyorsun kafanı başını ya? Niye kestiriyorum ben seviyorum böyle. Kötü mü olmuş anlamam ki? Allah belanı versin, ne pis herifmiş. En sevmediğim şeydir saç ya, memur bey. Oldu o zaman komiserim. Hayırlı mesailer size, öperler. Kolay gelsin, hadi bakalım.